Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızın 20. gününde 28. videosunu paylaşıyoruz arkadaşlar. Şu an paylaştık hatta. Şu an bu videoyu izliyorsunuz. Konumuz basit eşitsizlikler. Basit eşitsizliklerin kazanım bakışlarını yaptık. Yani konu anlatımını yaptık. Konuyu pekiştirdik. Daha sonrasında ÖSYM çerçevesinden sorulara bakmaya gayret gösterdik. ÖSYM bakışları çözdük ve bu videoda da benim bakış açımdan sınavda karşımıza ne tarz sorular çıkabilir veya sınav ayarında ve sınavın bir tık iki tık üstünde sorular çözeceğimiz bir video olacak. Dört tane soru var bu videoda. SML bakış kısmında dört tane soru var. Ama birbirinden güzel birbirinden kaliteli sorular. Birazdan çözdüğüm zaman sen de bunları göreceksin. Kampımız gençler... Barış yayınları video ders kitabından ilerliyor. Ee, kitabın satış linki açıklama kısmında mevcut. Dileyen satın alıp kampa benimle birlikte devam edebilir. Ciddi anlamda kaliteli işler yapıyoruz. Biz biz bu kitapta neresindeyiz hocam? 92. Sayfadayız. Bugün sadece 92. Sayfadaki şuradaki gençler, aynen şu sayfadaki SML bakış testlerini beraber çözeceğiz bu videoda. Bir sonraki konumuzda mutlak değer olacak, mutlak değer diye artık. Yavaş yavaş üstü köklü sayılar, onar oran orantı problemler diye gideceğiz gençler. Evet, çoğu arkadaş yorum kısmında soruyor hocam bu kampın AYT'si de olacak mı diye. Evet AYT'si de olacak. E, hatta ilk ön bakış kısmında yani bu oynatma listesinin en başındaki videoda e, bundan da bahsetmiştik. AYT kitabımız şu an el yazmaları bitti, hatta dizgisi de bitmek üzere. Ee, sadece iş biraz yavaşladı. Çünkü Barış Hocam'ın biliyorsunuz sağ eli, o yazdığı eli kırıldı arkadaşlar. Ona da buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kırıldığı için şu an iş biraz yavaşladı. Ama onun yerine ben devreye girdim. Bir şeyler karalamaya başladım. Yazmaya başladım. Hem video çekiyorum, hem yazıyorum, hem çalıştığım bir yer var. Hem işte İstanbul'da biliyorsunuz 3-4-5 All Star'la olan bir çalışmamız var. Gibi gibi günler biraz yoğun. Ama sizler için çalışıyoruz. Evet gençler artık hazırsak geçebiliriz dersimize. Birden ders duyurusunu yaptım hadi geçelim derse diye çünkü çok uzatmak istemedim video girişini. Şimdi SML bakış biri beraber çözelim. Şimdi bu soru benim problemler kitabımda da olan bir soru benzeri olan bir soru bakalım beraber. Aşağıda bir mağazada satılan araç motor yağları ve cam suları fiyat etiketleriyle beraber verilmiş tamam mı? İşte mesela 2 litrelik <laughs> Yağ var burada 60 lira. 5 litrelik yağ var, etiketi yırtılmış, görünmüyor fiyatı. 8 litrelik yağ var 184 lira. Şimdi 1,5 litrelik cam suyu 30, 4 litrelik cam suyunun etiketi yırtık, görünmüyor. 7 litrelik cam suyunun fiyatı da 112 lira. Şimdi bu mağazada ürünlerin gramajları arttıkça litre fiyatları daha uygun hale gelecek şekilde bir fiyatlandırma yapılmış. Yani bu normal şartlar altında da böyle. Mesela şu kutu içecekleri falan düşünün. O kutu içecekler Eskiden 1,5-2 liraydı şimdi 30 lira olmuş da. 30 lira ama onun mesela 1,5 litrelik versiyonu da 35 lira örnek veriyorum. Yani biri 330 mililitre öteki 1,5 litre. Yani neredeyse 5 katı ama neredeyse aynı fiyatlar. Hani daha çok satış olması anlamında. Yani aslına bakarsan büyüğü pahalı değil, büyüğü uygun fiyatlı değil, küçüğü çok pahalı aslında. Burada da aynı bir mantık üretilmiş. 2 litrelik olanın birim fiyatı daha pahalıyken 8 litrelik olanın birim fiyatı daha uygun. Ürünlerden 5 litrelik motor yağı ve 4 litrelik cam suyunun fiyat etiketleri yırtıldığı için görünmemekte. Şimdi buna göre bu mağazada bir paket 5 litrelik motor yağı ve bir paket 4 litrelik cam suyu alan Barış'ın ödediği tutar hangisi olamaz? diye soruluyor bak. Efsane, mükemmel hazırlanmış bir soru. Kendim yazdım diye söylemiyorum. Mantığı gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Hocam öncelikle burada ben bunların birim fiyatlarını ortaya çıkarmak zorundayım. Çünkü sorunun temel mantığı birim fiyat üzerinden hareket ediyor. Onu da bu cümlede anlıyoruz. Şimdi 2 litrelik 60 liraysa demek ki burada litre fiyatı yani 1 litresinin fiyatı 30 TL'ye denk geliyor. Şimdi buranın buranın yani ortadakinin 5 litrelik kutunun ben birim fiyatını hesaplayamam çünkü ana fiyatını bilmiyorum. Ama 8 litreliğini hesaplarım. Yani 184'ü 8'e böleceğiz. 18'in içine 8 2 defa. Şimdi bunun litre fiyatını ortaya çıkarıyoruz. 2 defa 24'ün içine 3 defa. Şimdi bak ne kadar mantıklı. Bunun litresi 30 liraya gelirken bunun litresi 23 liraya denk geliyor. Aynı işlemleri cam suyu için de yapalım. Şimdi 1,5 litresi 30 liraysa demek ki bunun litre fiyatı 20 lira abi. Bununkini hesaplayamam ama en sağdakini yani 7 litreli hesaplarım 112'yi 7'ye böldüğüm takdirde 16 gelir. Demek ki litre fiyatı da 16 TL olacakmış. Pekala. Şimdi gençler ben ne alacakmışım buradan? 5 litrelik motor yağıyla 4 litrelik cam suyu. Önce motor yağını aradan çıkaralım. Ne kadar alıyordum? 5 litre. Şimdi abi ben eğer fiyatın paket büyüdükçe gramaj arttıkça bunun ucuzladığını düşünmeden yapsam ve tamamını 30 litreye göre hesaplasam 5 litreliğin fiyatı ne olurdu? 150 lira olurdu değil mi? 150 lira olurdu. Peki 23 lira olmuş olsaydı 5 litreliğin fiyatı ne olurdu? 115 lira olur, olurdu. İşte bu durumda ben şunu iyi biliyorum. Abi bu bu birim fiyatı daha uygun olacağı için 2 litreliğe göre yani birim fiyatı 30 liradan daha uygun olacaktı. E bundan kaynaklı da 150 liradan daha uygun bir paket olduğunu biliyorum aslına bakarsan bunun da 115 liradan daha pahalı olması gerektiğini de biliyorum çünkü litre fiyatı 23'ten daha pahalı ortadakinin. Aynı işlemi şimdi bu motor yağı için geçerli yağ yazalım buraya. Aynı işlemleri gidip bir de cam suları için yapacak olursak bu 4 litre abi. 4 kere 20 80. O zaman bizim üst sınırımız 80 olacak. Yani 80 liradan kesinlikle uygun diyeceğiz. Ve 4 kere 16 da 64'tür. 64 liradan da kesinlikle pahalıdır diyeceğiz. Ne? Cam suyu. Cam suyu. Tamam mı? Bir tane bundan bir tane bundan alıyorduk. O zaman ben bunları bir güzel toplarım. 115'te 64'ün toplamı bana 179'u verirken 150 ile 80'in toplamı 230'u verir. Yani benim bu iki alacağım ürünün toplam fiyatı 179'dan daha büyük, 230'dan da daha küçük olmalı. 225, 217, 203 ve 192 bu aralıktayken 179 zaten bizim sınır değerimiz. 179 zaten bu ikisinin toplam fiyatı olamaz arkadaşlar. Tamam Efsane güzel bir soruydu bir eşitsizlik sorusuydu. Şimdi ise yine bir başka efsane güzel olan Eşitsizlik sorumuza geçelim. Bir emlakçı düşün. Bu emlakçının dükkanının camında alanları metrekare cinsinden tam sayı olan 9 adet satılık ev ilanları verilmiştir. Bak, bunlar metrekare cinsinden tam sayıymış alanları ve 9 tane evlerin alanları da 1'den 9'a doğru aynı miktarda azalmakta bak. 1 2 3 4 diye ilan numaraları verilmiş. Metrekare fiyatları aynı miktarda azalarak ilerliyor. 1'den 9'a doğru 110 metrekare ev almak isteyen kişiye yeni batıdaki bütün evler büyük geliyor. Şimdi dur. 110 metrekare ev almak istediğimi düşünüyorum ben. Bakıyorum ilanlara. Yeni batıdaki bütün evler büyük geliyor arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralanmamış mıydı bunlar? Ve yeni batıdaki son evimiz bu. Yani yeni batının en küçük evi bile bu adama büyük geliyor. O zaman ben şunu iyi bilirim. Burada yeni batıdaki 4 artı birlik 5 numaralı ilanımız kesinlikle bunun alanı 110'dan daha büyük olmak zorunda. Bu kesin. Daha sonrasında başka bir kişi ise 114 metrekare ev almak istiyor. Ve ona da 3 artı 1 bütün evler küçük geliyor. Şimdi küçük evler 9 numaradan başlıyordu ve bu tarafa doğru büyüyordu. Lakin 3 artı 1 olan buradaki son eve bakıyorum. Yani en büyük eve bakıyorum. Bu ev bile bak. En büyük ev bile küçük geliyor. O halde ben şunu iyi biliyorum. 4 numaralı ilamdaki incekteki 3 artı bir ev 114 metrekareden daha küçükmüş. Küçüktür 114 dedik. E şimdi hocam ben e, bu evlerin düzenli biçimde aynı miktarda alanlarının azalarak soldan sağa birden 9'a doğru gittiğini biliyorum. E, o halde burası 114'ten küçükmüş ya. Örnek veriyorum burası 112 olsa, burası 111 olsa. Bu ne demek oluyor? Yan yana olan ilanlara bakıyorsun. Bir azalmış demek ki. Hepsi birer birer artıyor veya azalıyor demek. Yani bu durumda burası 113 olur. Burası 114 olur. Burası 115 olur. Şurası 110 olur. Burası 109 ve burası 108. Son olarak burası da 107 olur. Ne istemişti benden? Eryaman'daki satılık tüm evlerin toplamı, alanları toplamı en az kaçtır? En az diye sormuş. Şu an ben bir ihtimali gerçekleştirdim. 112'ye 111 olabilir dedim. Hadi Eryaman'daki evlere bakalım şimdi. 114 metrekare bir var. Daha sonrasında devam ediyorum. 111 var, 108 bir var. 110 ve 108. Ben bunları toplarsam 332 gelir ki şıklarımızda da zaten mevcut. Lakin Şöyle de olabilirdi. Şimdi bu yeşilleri siliyorum ev alanlarını. 112'ye 111 seçmiştik. Şimdi de 114'ten küçük diyor ya. Mesela ben bunu 113 seçsem, buna 111 desem. O zaman ne olurdu? İkişer ikişer azaldığını veya arttığını görüyoruz. O halde burası 115 olurken burası 117 olur, burası da 119 olur. Şu an Eryamanda'ki ilk ev 117 oldu. Yani bundan da büyük geldi ama yine de yazalım diğerlerini. Belki diğerleri daha küçük gelecek. 111 iken burası 109 olur. Bak bundan küçük geldi gördün mü? 109. Şurası 107 olur. Burası 105 olur. Bak diğerinden yine küçük geldi. 105. Bunları topladığım takdirde ne olur? Hocam 331 olur. 331 de zaten şıklarımızdaki en küçük sayı olduğu için kesinlikle en az 100, 331 metrekaredir diyebilirim. Eryaman'daki satılık olan tüm evlerin metrekareleri toplamına. Tamam. Bak gayet güzel, muntazam bir soruydu. Şimdi ise 3. SML bakışımıza geçelim. Şimdi bu soruya dikkat gençler. Bu soru benim AYT Matematik 40 soru serisinde yani az önceki problem sorusu şundan da arkadaşlar. Hemen şöyle ben size ekranını büyütüp göstereyim. 40 soru serisi problemler video soru kitabındandı. Ben bunun kampını yaptım. Geçen yıl yaptım. Daha hatta üstünden 10 ay falan geçmemiştir yani. 9 ay falan geçmiştir belki. Bunun kampını yaptım. Dileyen bu yaz aylarında daha okullar açılmamışken bunun içerisinde gençler 40 tane test var. Her biri 8'er soru ama mesela hani bak rastgele şöyle bir sayfa açtığım zaman soruları sana göstereyim şöyle. Tamamı ÖSYM tarzındaki problemler arkadaşlar. Yani öyle boş konu anlatım problemi yok. Bak şöyle açtım yine. Tamamı ÖSYM tarzındaki problemler. Gayet severek bile bile yazdım yani. Hani böyle ee, bu yüzden de zaten içerisinde az soru var. Şöyle 80 sayfalık da bir kitap. 88 de olabilir tam hatırlamıyorum. hemen 88 sayfalık da bir fasikül arkadaşlar aslında bakarsanız ince. 320 tane soru ediyor yani içerisinde. Siz bunun kampını e, uygulayabilirsiniz kendinize. Okullar açılmadan en azından. Hani biliyorsunuz TYT matematikte yaklaşık olarak 13 tane ortalama 13 tane problem çıkıyor. Yani sen şu kitabı... Ezerek tamam mı? Yani dönem başlamadan çerez gibi yersin sen bunu. Sadece şu kitabı bitirerek dönem başlamadan problemlerde 9-10 net civarına yerleşirsin eğer problemler netin düşükse, yüksekse de zaten iyi ki bu kitabı çözdüm diyeceksin çünkü içerisinde çok özgün sorular var. Bu bir. İkinci olarak da bu soru da yani şu an ekranda gördüğümüz şu soruda sevgili arkadaşlarım. Yine. AYT Matematik 40 soru serisinden aldığım. Geçen sene çok beğenildi bu kitap. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, yani okul hocalarının, dershane hocalarının beni arayıp örnek isteyip daha sonrasında öğrencilerine satın aldırdığı bir kitaptır bu. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabı. Ee, bu ekrandaki soruda bu kitabın içerisinde şöyle bir şey var. Sadece AYT konuları yok. İlk 17 bir kısım var. Hemen sana o kısmı da göstermek istiyorum. Şu kısım ilk 10 kısmı. Bu da gençler. AYT matematikte hani ilk 10 sorunuz böyle biraz TYT'msi oluyor ya. O ilk 10 soruyu halledebilmeniz için içerisinde 40 tane şey var. Soru var. İsimlerinin 40 soru serisi olmalarının sebebi trend yolda falan da bazı öğrenciler sormuş. Bu kitabın içinde sadece 40 tane bir soru var diye. Tabii ki de 40 tane soru yok. E, temel mantık şu. Ben bu seriyi 2019'da ilk defa başlatırken şöyle demiştim. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bundan kaynaklı her konudan 40'ar tane bütün kazanımları ele alan Yüksek kazanımlı sorular var Tam bir tekrar kitabı aslına bakarsan ee, Bu 40 soru serisi e, Kitaplarını fasiküllerini 3 tane kitap var tabi bunun TYT'si de var Şöyle göstereyim 3 tane kitap arkadaşlar Bu 3 kitabı kendine kamp olarak Uygularsan matematiğin var ya Efsane şekilde gelişecektir Aklında bulunsun haberin olsun Diyelim o bu arada açıklama kısmındaki Linktree adresinde girdiğiniz zaman Zaten bu kitaplarında satış linklerini görebiliyorsunuz Dedik gençler Dersimize devam edelim e, hoca kendi kitaplarının reklamını yeteri kadar yaptı diyorsan <laughs> devam edelim e şimdi bir, hakkımız canım şimdi bizimde yani hani e, abi, kitap yazmışım yani ne, ne yapayım kitap çıkmış yani hani sizler için çıkarıyoruz eyvallah ama hani ciddi anlamda fiyatlarımı da efsane derecede düşük tutmaya gayret gösteriyorum. Hani neredeyse şunu diyeceğim. Hani bana hiçbir şekilde kar bırakmasın bu kitaplar. Ben tamamen öğrencinin ucuza kitap almasını istiyorum diyeceğim yani neredeyse. O derece düşük tutmaya çalışıyorum. Aklınızda bulunsun. Yani hani öyle bir kar amacımız falan. Allah'a çok şükür benim öyle bir durumum yok. Şimdi ile bakış 3. Abi diyor ki öğretmenin yazdıkları, yazdırdıklarını defterine not alan bir öğrenci önemli bulduğu için defterinin sayfasına sayı doğrusu ile ilgili bilgiler içeren bir kağıt yapıştırıyor, tamam mı? Peki Kağıt görünüyor. Aha buraya yapıştırmış bu adam. Buna göre yukarıda verilen sayı doğrusu üzerinde C-A, B-A ve A-C sayılarından hangileri yapışkan kağıdın altında kalan kısımda olabilir diye soruyor. Yani olabilitesini gördüğün an çakacaksın tiki. Tamam mı? Yani kesinlikle diye sormuyor. Şimdi hangi kısımda kalan kısımda olabilir diyor. Yani yapışkan kağıdın altında olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben şöyle göstereyim sorunun tamamını. Arkadaşlar A'nın mutlak değeri C'nin mutlak değerinden daha büyükmüş. Yani bu ne demek oluyor? A sayısının sıfır olan uzaklığı C sayısının sıfır olan uzaklığından bir kere daha büyük anlamına geliyor. Ekstradan şurada A kere B ve A kere C'miz var. Ee, bu durumda şöyle bir olay da gerçekleşir. Şimdi iki farklı durum söz konusu. Birinci durum şöyle sayı doğrumu çizdim. Birinci durum ben burada A'nın negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. O yüzden ilk olarak şunu yapacağım. 0 şurada olsun. Tabii B'nin de negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. O da ayrı bir muamma. Şimdi A şurada olsun diyeceğim. B de şurada olsun diyeceğim. Tamam Bu birinci durum. Yani ikisi de negatif olduğu durum. E i̇kinci durumda, ikinci durumda şöyle bir olay olsun. A negatif olsun. Sıfır şurada olsun. B de burada olsun. Tamam? Ve bir üçüncü durumumuz da şu. Üçüncü durumda şu. İkisi de pozitif olsun ne yapayım yani sıfır burada olsun A burada olsun B de burada olsun o zaman canım. Tamam 3 tane durum söz konusu tabii bu durumların içerisinde farklı durumlar da çıkabilir. Şimdi ben geldim şuraya A kere B A kere C'den daha büyüktür diyor. Şimdi bu durumda iki tarafta da A olduğuna göre ben her iki tarafı da A'ya böleceğim ama A'nın negatif mi pozitif mi olduğunu bilmediğim için... Olaylar sıkıntı yaratabilir bize Öncelikle diyorum ki eğer ki A sıfırdan küçükse diye başlıyorum A sıfırdan küçükse ve ben her iki tarafı A'ya bölüyorsam A'ya böldüm A'ya böldüm bc'den büyük değil B, C'den küçük olacaktır Eğer ki A sıfırdan büyükse efendim O zaman direkt sadeleştirdiğim takdirde bc'den daha büyük olacaktır Şimdi A'nın sıfırdan küçük olduğu durum Neresi? Bir burada var bir de burada var A sıfırdan küçükken e, B'de C'den daha küçükmüş B, C'den daha küçükmüş. Şimdi B, C'den küçükse böylelikle şunu söyleyebilir miyim? C sayısı eğer ilk durumda yani şuradaki gibiysek bizim senaryomuz C sayısı şuralarda bir yerdedir. E böylelikle baktığınız zaman B, C'den daha küçük. A'nın mutlak değeri yani A'nın sıfır olan uzaklığı da C'nin sıfır olan uzaklığından daha fazla olmuş oldu. Yani bu senaryo çalışır arkadaşlar. Tamam bu gayet güzel çalışır. Peki A'nın negatif olduğu diğer durum şuydu. Ve demiştik ki bu durumda A negatif B pozitif olsun demiştik. Şimdi B C'den daha küçüktü. B C'den daha küçükse C tabii ki de bu tarafta olacaktır. Şimdi buna uygun şekilde çizelim biz bunu. Şurayı kaldıralım şöyle. Şunu kaldıralım ve şunu da kaldıralım. Şimdi hocam A'nın sıfır olan uzaklığı C'nin sıfır olan uzaklığından daha büyüktü biliyorsun. C şuralarda bir yerde olsun o halde. B de buralarda bir yerlerde olacaktır. Böylelikle hem BC'den küçük oldu hem de A'nın sıfır olan uzaklığı C'nin sıfır olan uzaklığından daha da büyük olmuş oldu. Şimdi üçüncü duruma geldiğimizde yani şuraya geldiğimizde ise A sıfırdan büyüktü. BC'den daha büyük olacak diyor. BC'den büyükse şimdi A'nın sıfır olan uzaklığı da C'nin sıfır olan uzaklığından büyük olacaktı. O halde C şurada olabilir. Örnek veriyorum. Buralarda bir yerde olabilir. Böylelikle A'nın sıfır olan uzaklığı C'nin sıfır olan uzaklığından daha büyükken C B'den daha küçük olmuş oluyor ya da C'den daha büyük olmuş oluyor. Bunun farklı bir senaryosu daha olabilir açıkçası. Şöyle olabilir mesela. 0 sıfır şurada. 0'ı değil de 0'ı şurada seçelim. A'yı şurada seçelim. B'yi burada seçelim ve C'de şuralarda bir yerde olabilir. E hocam şunun da farklı bir senaryosu olamaz mıydı? Yani ilk durumun. İlk durumun da farklı bir senaryosu tabii ki olabilir. Mesela A şurada dedim. B burada dedim. Sıfır da burada dedik ya. Şimdi C sayısı abi pozitif de olabilir C sayısı. Yani şuralarda bir yerde olabilir. Böylelikle yine A'nın sıfır olan uzaklığı C'nin sıfır olan uzaklığından daha büyükken B'de C'den daha küçük olmuş olur. Aynı burada istediği senaryo gibi. Çok güzel yani şu ana kadar her şey bütün senaryoları ortaya döktük. Toplam 5 tane senaryo var. Şimdi bu senaryolara göre C-A'ya bakalım. İlk duruma bakıyorum C-A. Abi C sayısı A sayısından daha büyük olan bir sayı olduğu için ilk durumda C'den A'yı çıkarırsam pozitif bir sayı elde ederim yani şu tarafta bir sayı elde ederim. E benim buradaki yapışkan kağıdım biliyorsun A ile B arasındaydı. Yani. yani yapışkan kağıt şuralarda bir yerde. E bu nasıl yapışkan kağıdın altında olsun olmaz. İkinci duruma geliyorum C'den A'yı çıkarırsam yine pozitif olacaktır ama yapışkan kağıt buralarda bir yerde yine olmayacak. Üçüncü durum yani şuraya bakıyorum. C'den A'yı çıkarsam yine pozitif olacaktır. Hatta şuralarda bir yerde olacaktır C eksi A. Ama yapışkan kağıt burada. Bu da olmadı. Geldim buraya. C'den A'yı çıkarırsam negatif bir sayı elde ederim. Ama yapışkan kağıt e, buralarda bir yerdeydi. Bu da olmadı. C eksi A yine negatiftir gençler. Ee, küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için. Ve yapışkan kağıdım şuralarda bir yerde olduğu için bu da olmadı. Yani c eksi dediğim sayı kesinlikle bu yapışkan kağıdın altında kalamayan bir sayı. Olmayacak bir sayı. Peki b artı a'ya geçelim şimdi. Bakalım hocam. Şimdi ilk duruma bakıyorum. b burada, a burada. Ve bu sayıların ikisi de negatif. Negatifken bu sayı a'nın da sol tarafında çıkacaktır. Ama yapışkan kağıt buradaydı. Demek ki birinci duruma göre olmuyor. Geçtim ikinci duruma. B burada A buradayken yine bunların toplamı A'nın sol tarafında çıkacaktır. Bu da olmadı. Şimdi A negatif B pozitifken. Şimdi burada da görüyoruz ki e, A'nın A sayısının sıfır olan uzaklığı B sayısının sıfır olan uzaklığından daha büyük. Yani A ile B toplamı negatif gelecek. Negatif geldiği için şuralarda bir yerde çıkabilir. Yani yapışkan kağıdın altında kalmış olabilir. O halde bir tane bile bulsam yetecekti. İkinci oyuncul oldu. A artı C'ye geçelim şimdi. Hocam ben buradaki A ile... Şuradaki C'yi toplarsam ikisi de negatif olduğu için A'nın sol tarafına gelir. Bu patladı. Şuradaki A sayısıyla buradaki C olan negatif pardon pozitif sayıyı toplayacak olursam bu durumda e, şimdi C sayısını burada seçtik ama daha uzakta da olabilir tabii ki. E bu durumda yine bak, bu durumda yine negatif olacağı için burada kalabilir. Veya farklı bir yerden de örnek gösterilebilir. Bak A ile şuradaki C'yi toplarsan negatif olacağından yine buralarda kalabilir. Yani bu da olabilir dedik. Hem burada hem buradan göstermiş olduk. Bu da olabiliyorsa doğru cevabımız nedir? 2 ve tür deriz sevgili gençler. Evet, en sesi kalın zor bir soruydu. Sınavda karşımıza çıkar mı? çıkmaz. Çıkmayacağını açık açık söyleyeyim ben sana. Yani benzeri çıkabilir ama daha kolay hali çıkabilir. Bu niye zor? Yani SM ile bakış dedik ya. Tamam? Yani artık konuyu işledin, ÖSYM bakışı gördün. Bu tarz zor soruları da görmek önemli. Tamam? Ve CM'le bakış 4'teyiz artık. Bu da severek yazdığım bir soru. Bir gün ofisteki e, bulaşık makinesinin yani içerideki bulaşık makinesinin e, işte tuzu bitmiş abi. Yani biz tuzumuzu nereden bilelim? Ben dedim hani makinenin tuzu derken dedim bildiğin tuz, dök, tuz mu dökeceğiz yani falan diye sordum. Irmağı aradım, eşimi aradım. Dedim ki lan bildiğimiz tuz mu dökeceğiz? O dedi ki yok be saçmalama dedi güldü. E, tuz varmış arkadaşlar makinenin. <laughs> belki kız öğrencilerimiz biliyordur da erkeklerin bildiğini çok zannetmiyorum. Yüzde, yüzde onu falan biliyordur belki. E, Makina'nın tuzu varmış ve marketlerde bu tuz diye satılıyormuş ya. Yani hani o çok bilindik markaların tuzu varmış. Onu alıyorsun makinenin altında bir yer var orayı açıp döküyorsun kapatınca uyarı ışığı falan sönüyor. Diyor ki ha tamam tuz yüklendi diyor. İlginç geldi bana. Neyse onunla alakalı olan bir soru. E ee, buna benzerde bir göstergesi var makinenin. E şimdi o zaman beraber bir de bu güzel soruya bakalım. Şimdi aşağıda bir bulaşık makinesinin dijital bilgi ekranındaki tuz doldurma göstergesi. Yani şu göstergeden bahsediyoruz arkadaşlar. Aynı bu şekilde o tuz göstergesi de makinedeki aynı bu şekilde. Tuzu bitince bu yanıyor. Tuz miktarı göstergesi gösterilmiş. Tuz miktarı göstergesi de şurası arkadaşlar. Şu tuz doldurma göster. Doldur diyor. Yani bu yanıyorsa diyor ki bana tuz koy diyor. Şu da tuz miktarını gösteriyor, ifade ediyor. Makinenin tuz göstergesinde toplam 6 tane led ışık var. Şurada görüldüğü gibi. Ve makinede tuz azaldıkça yanan led ışık sayısı da azalmakta. Göstergede 2 ışık yanarken panelde tuz doldurma göstergesi aktif. 3 ışık yandığında tuz doldurma göstergesi sönüyor. Şimdi şurada 2 tanesi yanıyorken, şöyleyken şu hala yanmaya devam ediyor ama şuraya geçtiği an bu sönüyor arkadaşlar tamam benim yeteri kadar tuzum var diyor yani uyarı vermeme gerek yok tuzum azaldı diyemem diyor anlaştık mı 2'ye kadar bekliyor yani dijital panel yukarıdaki durumdayken yani şu durumdayken bir tane led ışık yanıyor bu durumdayken makinenin tuz bölmesine 400 gram tuz eklenince uyarı ışığı yanmaya devam ediyorken 200 gram tuz da daha eklenince tuz uyarı ışığı sönüyor. Buna göre makinenin tuz bölmesinin kapasitesinin kilogram cinsinden değeri hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi burada e, şöyle düşünmemiz gerekiyor bizim. Abi şu durumdayken bu makinenin içerisinde kesinlikle sıfırdan daha büyük miktarda tuz var. Tamam. Çünkü hala bir bölme yanıyor. Ama o bir bölme yanıyor. Mesela makinenin içinde bir gram da tuz olabilir. Örnek veriyorum şuradaki her bir birim 100 gramlık tuza tekabül ediyorsa... Makinede 100 gram da tuz alabilir. Tamam. Ama ben tabi doğal olarak şunun üst sınırını bilmediğim için yani her bölmenin her led ışığın üst e, sınırını bilmediğim için bunu A diyebilirim. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Buradaki e, tuz miktarımız olan X kesinlikle sıfırla A arasında şu an. Tamam. Ve bunun her biri de A gram tuza tekabül ediyor diyelim. O zaman 2 birimde 2 A gram. 3 birimde 3 A gram. Şimdi 400 gram ekleyince 400 gram ekleyince bu uyarı ışığı hala yanmaya devam ediyor. Yani o zaman bu 400 artı x dediğimiz mevzu kesinlikle 0 ile kesinlikle 0 ile 2a arasındadır. 2a'ya eşit de olabilir. Ama e, ne diyoruz? Kesinlikle 0 ile 2a arasında. Çünkü ben 400 eklememe rağmen demek ki hala burada 2 ışık yanıyor. Tamam bir ışık bile yanabilir ha. Hala iki ışık yanıyor ve iki ışık yanıyorsa da burada uyarı hala verilmeye devam ediyor. Ama diyor 200 gram daha ekleyince diyor yani başlangıçtakine şuna ben diyor 600 gram ekleyince diyor la bu sönüyor diyor. He o zaman dur. Sönüyorsa artık şunu söyleyebilirim ben. Söndüğüne göre bu 600 artı x dediğimiz yani alttan sınırlamama gerek yok artık sıfırdan kesinlikle büyüklememe gerek yok ama 600 artı x kesinlikle 2A'dan daha büyük hale geliyor. Şimdi o zaman ben bu durumda bunu alttan üstten bir şekilde sınırlayabilirim. Yani burada şöyle diyebilirim. Her biri A, A, A demiştik ya şu şekilde. Şimdi abi o zaman buradaki A dediğimiz olay, şuradaki A dediğimiz olay. 600 eklediğimiz zaman şuraya geçiyor. Ama 400 eklenildiği zaman burayı aşamıyor deniliyorsa eğer. Bunu şu şekilde düşünebilirim ben. Şimdi 600 eklediğim takdirde burayı geçiyorsa o halde şuradaki her bir bölme hiç olmadığını düşün. İlk başta hiç tuz olmadığını düşün makinede. 1 gram tuzun var senin. 600 ekledin ya. 300 burası, 300 burası olabilir. 601 gramla 3. yeşil ışığı yakabilir ve böylelikle tuz göstergesi söner. Yani o zaman bu A'nın alt sınırı kesinlikle 300'dür abi. Tamam 300 gramdır. Üst sınırı onu nereden sınırlayacağım? Onu da şu şekilde düşünebilirsin. Şimdi 400 eklediğinde hala yanmaya devam ediyor ya varsayalım ki makinenin içerisinde hiç tuz yok ve sen 400 ekledin o 400 de beraber şuna dayandı artık. Yani bir gram daha koysan aslında o gösterge sönecek 3. yeşili yakacak gibi düşünebilirsin. Ve böylelikle A'nın 300'den daha büyük olduğunu biliyoruz ya o halde veya şöyle düşün makinenin içerisinde şuradaki bölme Burası mesela örnek veriyorum işte A gram dedik Burası tamamen dolu. Sen 400 eklemene rağmen şuraya anca gelmiş. O zaman üst sınır kesinlikle 400'dür. Bak orayı tekrar söylüyorum. İyi e, algıla burayı. Şurası abi tamamen dolu. Tamam yani iki ışık yanarken bir gram harcamış makine bir ışığa düşmüş. Sonra sen bunun üstüne 400 eklemişsin ama. Üçüncü lambayı yaka, yakamamışsın. O zaman demek ki burası kesinlikle ama kesinlikle üst sınır 400. Şimdi bu A... 300 gramla 400 gram arasında ise aslına bakarsan 0,3 e, kilogramla 0,4 kilogram arasındadır bu bir bölme. O bir led ışık. E, 6 tane led ışık yok mu? 6 ile çarpacaksın o zaman. 1,8 kilogramla demek ki 6A 2,4 kilogram arasındaymış bu makinenin tuz kapasitesi. Tamam. Artık basit. Hangisi olabilir diye soruluyor. 1,8'den büyük olacak. 2,4'ten de küçük olacak. Yani 2,35 olabilir. Oh çok şükür. Tek seferde anlatabildim. Mutluyum o yüzden. Evet gençler SML bakış testini bitirdik. Ee, 4 soru vardı ama sağlam testi. Yani kabul edelim sağlam testi. Güzel sorulardı. Şimdi sıradaki konumuz mutlak değer olacak. Mutlak değer konumuz için de bir sonraki videoyu bir sonraki günü bekleyeceğiz arkadaşlar. 21. günün konusu mutlak değer olacak. Mutlak değeri de bitirdikten sonra artık bu bölümde bitmiş oluyor. Yani önce kazanım sonra ÖSYM bakış standart. Ve daha sonrasında e, ne demiştik? SML bakış. İşte bundan hemen sonra da artık bir bölümü daha kitabımızda bitirmiş oluyoruz. Üçüncü bölümde üstlü sayılar, köklü sayılar ve çarpanlar ayırma kısmına geçiş yapacağız demektir. O videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.